2018'den beri düzenlenen Teknofestler'de birçok teknoloji kategorisinde projeler geliştiriliyor. Bu projelerin bir kısmı girişime dönüşmüşken bazı takımlarımız girişimciliğe nereden başlayacağını bilemiyor. İşte bu ilk adımı bu sene Ankara ve İzmir'de düzenleyeceğimiz Teknofest'e girişim sunumuyla başvurarak atabilirsiniz. Teknofest Ankara ve İzmir'de yarışma başvuruları girişim sunumu formatında alınacaktır. Ve bu videoda daha önce hiç girişim sunumu hazırlamamış ekiplere girişime dönüştürmek istedikleri projelerini veya fikirlerini nasıl bir formatta sunmaları gerektiğini anlatacağız. Hazırsak başlayalım. Bir girişim sunumunda yer alması gereken 10 ana başlık mevcut. Bunlar sırasıyla kapak sayfası, problem, çözüm, ürün, pazar, rakip analizi, iş modeli, pazara giriş stratejisi, takım, kapanış. Bu başlıklara uygun bir şekilde girişim sunumu hazırlamanız ve başvuruda bu sunumu yüklemeniz değerlendirilirken eksik bilgi olmamasını sağlayacaktır. Kapak sayfası. Bu sayfa sunumunu yaptığınız girişim ile ilgili ilk izlenimi oluşturur. Genelde dinleyiciler bir içeriği dinlerken ilk saniyelerde o içeriğe ilgi duyup duymadıklarına karar verirler. Bu nedenle kapak sayfası önemli bir sayfadır. Kapak sayfasında girişimin adı, varsa logosu yer almalıdır. Buna ek olarak iş fikrini anlatan ilgi çekici bir hikaye, dinleyicilerin dikkatini çekecek bir soru veya slogan ile sunuma başlanması, izleyicilerin ilgisini çekmek için avantaj sağlar. Kapak sayfasında verilen bilgiler, izleyicilere sunum içeriğiyle ilgili ön bir fikir verir ve aynı zamanda sunumunuzun geri kalanını görmek için daha fazla ilgilenmelerini sağlar. Kapak sayfanızı hazırladıktan sonra problem sayfanıza geçebilirsiniz. Problem sayfası. Proje geliştirilirken yapılan hataların en büyüğü, probleme odaklanmadan çözüme veya ürüne odaklanmaktır. Herhangi bir probleme çözüm olmayan veya herhangi bir ihtiyacı karşılamayan ürünler genelde beklenilen başarıyı elde edemezler. Bu nedenle ürün geliştirmeden önce odaklanılması gereken konu problemdir. Bir girişimin merkezinde bir problemin çözülmesi yatar. Bu sayfada hangi problemi çözdüğünüzü ve bu problemin ne kadar önemli bir fırsat olduğunu belirtmeniz gerekir. Unutmayın, bu sayfada belirteceğiniz başlıkların gerçekten temel bir problemi ifade ettiğinden ve problemin hedef kitleniz ile ilgili olduğundan emin olmanız gerekir. Probleminizin ne olduğunu, bunun neden bir problem olduğunu ve şu an çözülmesinin neden önemli olduğunu veriye dayalı bir şekilde aktarabilirseniz iyi bir problem sayfası hazırlamış olursunuz. Problem sayfanız tamamsa çözüm sayfasına geçebiliriz. Çözüm sayfası. Bu sayfada belirtmiş olduğunuz problemi veya problemleri nasıl çözdüğünüzü, benzersiz değer önerinizi, yani çözümünüzün piyasadaki diğer alternatiflerden nasıl farklı olduğunu ve hangi benzersiz avantajları sunduğunu açık ve net bir şekilde ifade etmeniz gerekmektedir. Ürün sayfası. Ürün sayfası geliştirmek istediğiniz veya hali hazırda geliştirdiğiniz ürünün veya hizmetin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve hangi özelliklere sahip olduğunu net bir şekilde anlatan kısımdır. Girişim sunumunuzda ürününüzden bahsederken kullandığınız teknolojilerden bahsedebilirsiniz. Ancak teknik bilgilere çok fazla yer vermeniz tavsiye edilmez. Değer önerisi olarak sunulacak teknik bilgileri ise her sektörden dinleyicinin anlayabileceği basitlikte anlamanız, dinleyicilerin odaklanması konusunda faydalı olacaktır. Bu sayfada ürününüzü veya hizmetinizi görsel olarak sunmanız önemlidir. Ürününüzü gösteren resimler veya ürününüzün demo videosunu ekleyebilirsiniz. Eğer bunlara sahip değilseniz, ürününüzün teknik veya el çizimini bu sayfaya ekleyebilirsiniz. Ürününüzün görseli, dinleyicilerin ürünü, hizmeti somut bir şekilde görmelerine ve anlamalarına yardımcı olur. Bu dinleyicilere ürününüz, hizmetiniz hakkında daha iyi bir fikir verir. Girişiminizin hedef kitlesiyle ilişkisini ve müşterilerinizin memnuniyetini ifade eden bazı metrikleri göstermeniz, belirli bir hedef kitlenin problemine ürününüz ile çözüm getirdiğinizi kanıtlar. Bu metrikleri hedef kitleniz ile yaptığınız görüşmelerle, anketlerle veya testlerle oluşturabilirsiniz. Ürününüzü anlattıktan ve onu kullanmaya niyetli bir kitlenin olduğuna değindikten sonra nihai ulaşmak istediğiniz kitle ile ilgili bilgileri vereceğiniz pazar sayfasına geçebiliriz. Pazar sayfası. Pazar bilgisi, ürününüz veya hizmetiniz ile ilgili olabilecek potansiyel müşterilerin ne kadar olduğunu verir. Pazar bilginizi, toplam pazar büyüklüğü, ulaşılabilir pazar büyüklüğü ve elde edilebilir pazar olmak üzere 3 başlıkta açıklayabilirsiniz. Bu sayfayı oluştururken ürününüz, hizmetiniz ile ilgili olan sektörün toplam pazar boyutunu,
ardından hedeflediğiniz pazar boyutunu ve son olarak erişebileceğiniz pazar boyutunu net ifadeleriyle gösterin. Pazar büyüklüğü verileri için çeşitli yerli ve yabancı pazar araştırma kuruluşlarının raporlarından faydalanabilirsiniz. Pazar sayfanızı oluştururken girişiminizin ne kadar büyüme potansiyeli olduğunu anlayabilirsiniz. Pazar büyüklüğü yatırımcıların bir girişimde önemsediği ilk 3 madde içerisindedir. Ulaşılabilir pazarı büyük olan girişimciler yatırımcı karşısında avantajlı olurken, küçük bir pazara hitap eden girişimler dezavantajlı olabilir. Pazar sayfanızı da tamamladıktan sonra pazarda yer edinmenizi sağlayacak, sizi pazardaki alternatif rakiplerinizden ayıracak rakip analizi sayfasına geçebilirsiniz. Rakip analizi. Bu sayfa pazardaki diğer rakiplerinizi ve onlarla nasıl rekabet edeceğinizi anlatmak için oldukça önemlidir. Aynı zamanda rakiplerinizin ne yaptığını bilmeniz, kendi stratejilerinizi geliştirmenizde ve pazardaki konumunuzu anlamanızda oldukça önemlidir. Rakiplerinizin güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, girişiminizin başarılı olmasına yardımcı olacaktır. Rakip analizinizi ifade etmenin en iyi yolu bunu bir tablo aracılığıyla görselleştirmektir. Rakip analizi tablosu hazırlarken öncelikle benzer ürün veya hizmetler sunan rakiplerinizi tespit etmeniz, ardından bu rakipler ile kendi girişiminizi karşılaştırabileceğiniz ölçüm kriterlerini oluşturmanız gerekir. Bu ölçüm kriterleri genellikle ürün özellikleri, fiyatlandırma, müşteri hizmetleri, pazar payı, marka bilinirliği, müşteri memnuniyeti gibi faktörleri içerebilir. Elde edilen tüm verileri girişiminizi dahil ederek her bir rakip için bir sütun ve her bir kriter için bir satır olacak şekilde tablo haline getirmeniz gerekmektedir. Geliştirdiğiniz projenin benzer bir örneği pazarda mevcut olmayabilir. Ama çoğu zaman bu rakibiniz yoktur anlamına gelmez. Sunduğunuz ürünün veya hizmetin yerine kullanılan alternatifler sizin dolaylı rakiplerinizdir. Doğrudan rakipleriniz yoksa rakip analizinizde dolaylı rakiplerinizden bahsedebilirsiniz. İş modeli. İş modeli girişiminizin nasıl para kazanmayı planladığını ve müşteriye nasıl ulaşacağınızı açıkça ifade ettiğiniz kısımdır. Müşterinize nasıl satış yapacağınızı bu sayfada anlatmanız gerekir. Girişiminizin müşterilerden ürün satışı, abonelik ücreti, reklam geliri veya veri satışı gibi hangi yollarla gelir elde edeceğini bu kısımda ifade edebilirsiniz. Aynı zamanda satış süreçleri boyunca müşterilerle nasıl ilişki kurmayı hedeflediğinizi açıklamanız, izleyicilerin iş modelinizi anlamalarını ve değerlendirmelerini kolaylaştırır. Müşteri ilişkileriniz genelde müşteri hizmetleri, e-posta pazarlama, sosyal medya ve içerik pazarlaması gibi genel tanımları içerebilir. İş modelinizi tamamladıktan sonra bu modelde beklediklerinizi nasıl ve ne zaman soruları ile daha fazla detaylandıracağınız pazar giriş stratejisi sayfasına geçebilirsiniz. Pazara giriş stratejisi. Girişiminizin hedef pazarınıza nasıl ve ne zaman ulaşacağınızı açıklayan ve girişiminizin potansiyelini anlatan kısımdır. Bu kısımda hedef pazarınızın kim olduğunu belirtmelisiniz. Bu, belirli bir coğrafi konum, yaş grubu, sosyoekonomik statü olabilir. Ardından ürününüzü, hizmetinizi hedeflediğiniz pazarda nasıl tanıtacağınızı, hedef müşterilerinizin kim olduğunu ve satışları nasıl gerçekleştireceğinizi açıklamanız beklenir. Bu açıklamalar, ürün özelliklerini, reklam ve promosyon stratejilerinizi ve satış kanallarınızı içerebilir. Unutmayın, birden fazla hedef müşteri grubunuz ve her gruba uygun farklı stratejileriniz olabilir. Pazara giriş stratejiniz hazırsa takım sayfasına geçebilirsiniz. Takım sayfası dinleyicilere girişiminizin en önemli varlığı olan insanları, ekibi gösterir. İyi bir takım sayfası ekibin yeteneklerini, deneyimlerini ve girişiminizin başarısına olan katkılarını net bir şekilde ifade eder. Bu sayfada tasarım lideri, operasyon lideri gibi genel görev tanımları kullanabilir ve bu tanımları destekleyen eğitim, geçmiş, tecrübe gibi bilgilere kısaca yer verebilirsiniz. İyi bir girişim fikriniz var fakat iyi bir ekibiniz yoksa o işte başarılı olmayabilirsiniz. Fakat iş fikriniz iyi olmasa da iyi bir ekibe sahipseniz, ekibin kabiliyetleri doğrultusunda fikirlerinizi geliştirir ve başarıya ulaşabilirsiniz. Takım yapısını açıkladıysanız kapanış sayfası kısmına ilerleyebilirsiniz. Kapanış sayfası. Girişimci sunumunun kapanış sayfası, sunumunuzu etkili bir şekilde bitirmenin ve dinleyicilere son izlenimi vermenin en iyi yollarından biridir. Bu nedenle kapanış sayfanızı girişiminizin temel noktasını vurgulayan akılda kalıcı bir slogan ile tamamlayabilirsiniz. Kapanış sayfanızda projeniz ile ilgilenen kişilerin size ulaşabilmesi için bir e-mail adresi ve telefon bilgisi paylaşmanız da faydalı olacaktır. Bahsedilen tüm başlıkları doldurduysanız girişim sunumunuz tamamlanmış demektir.
son kontrollerinizi yaparak başvurunuzu gerçekleştirebilir ve final sunumu heyecanını Teknofest'te yaşayabilirsiniz.